Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Efendim Mutlu Günler Şifa Kapı Sağlık Programı'yla birlikteyiz. Artık sizlerle birlikte her gün hafta içi saat 11-12 arası sizlerle konu uzmanlarıyla birlikte olacağız. Bugün özel yayınımızla karşınızda, ilk yayın olduğu için diyetisyen psikolog Öznur Cılız'ı ağırlıyoruz. Sizlerden gelen sorular eşliğinde hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. Kış aylarında sağlıklı beslenmeyi konuşacağız ama psikolojinin kilo alıp vermede rolü nedir sorusunda cevabını değerli hocamızdan almış olacağız. İstanbul'dan arayanlar ve Türkiye içerisi ve Avrupa'dan arayanlar için mutlaka +9 sonrasında 0212 alan kodunu çevirmeyi unutmuyoruz. Sonrasında televizyonumuzun tek hattı, diğer hatlara da gidiyorsunuz. 9 hat var ama yayına niye bağlanmıyor sorusu geliyor. Özellikle yayında değerli hocamız diyetisyen psikolog Öznur Cılız'a sorularınız için 0212 alan kodu 616-1221'den bizlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra sizler adına ve ekip adına değerli hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Merhaba. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Yayın öncesi birçok sorumuz oldu aslında. Evet. İzleyicilerimizle de az sonra buluşturacağız ama öncesinde tanımayanlar adına Öznur Cılız kimdir diye sormuş olalım. Evet, ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Haliç Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca beslenme ve diyetetik eğitimini aldım. Ardından çift ana dal yapmaya karar verdim ve çift ana dal yaptım. Psikolojide çift ana dal yapıp 4 sene boyunca tamamladım eğitimimi. Bu şekilde bir yıl boyunca özel bir lisede öğretmenlik yaptım. Ardından da Avrasya Hastanesi'ne gelerek 2 ay boyunca da burada çalışmaya devam ediyorum şu anda. O kadar çok sorumuz var ki da mevsim geçişlerinde kilo alıp vermeler, istem dışı tabii ki kabızlık, ödemler ve kendimize göre diyet listelerine ilişkin o kadar soru başlıkları geldi ki sizler adına. Evet. Hepsini soracağız ama öncesinde mevsim geçişlerinde vücudumuzun metabolizmasında dengelerin değişimi olur mu sorusunu en çok sizler sorduğunuz için ilk soru olarak biz de sizler adına değerli hocamıza sormuş olalım. Evet, özellikle kış aylarında metabolizmamız artık biraz daha yavaşlamaya başlıyor ve kendisini kış aylarına göre adapte etmeye başlıyor. Ondan dolayı şöyle ki, kış aylarında beslenme, işte düzgün bir şekilde, adapte bir şekilde uyuyabilmek. Uyku etkili mi diye tabii soralım. Tabii ki. Uyku çok etkili. Birçok kişinin de sorduğu soru. Uykudan uyanma sıkıntım var ya da hiç uykudan uyanamama sorunu var ama sağlıklı bir kişinin güne erken başlayıp ve iş olanağı da var ise mutlaka kendine vakit ayırıp iş alışkanlığında aksatmaması gerekiyor. Evet. Bu yüzden zaten mesela sabah uyandığımızda işe gideceğiz. Ancak hala hava karanlık, havanın karanlık olması, tabii ki de gece saatlerin uzun olması uyku süresini de çok etkiliyor. Evde özellikle ev hanımlarımız vesaire daha çok uykulu vakit, yani gün içerisinde uykulu oluyorum, halsiz oluyorum, yorgun oluyorum. Bunun bir diğer etkileri elbette ki kış aylarının gelmesiyle çeşitli vitamin mineral eksikliklerimiz de başlıyor. Özellikle D vitamini eksikliği, güneşten aldığımız. O D vitamini, evet hocam. Zaten kliniğimize ilk gelindiğinde biz öncelikle tahlillerimizi istiyoruz. Ki hem D vitamini, demir, B12 vitamini ve diğer vitamin mineral tahlillerini yapıp o şekilde gerekli takviyeler varsa doktorumuza yönlendiriyoruz. Öylelikle kilo verme sürecinde başlatmış oluyoruz. Şimdi D vitamini ile ilgili hepimiz kemiklerimiz ağrıyor. Güneşi gördüğüm zaman hemen güneşlenelim ya da güneşlenmenin nasıl bir derecesi olmalı? Hepsini soracağız. Çünkü güneş yanıklarıyla da karşı karşıya geldiğimiz durumlar oluyor. Çünkü kışa depolama yapalım diyoruz ama sonrasında bedenimize de zarar veriyoruz. Hepsini konuşacağız. Telefonlarımız fazlasıyla var. Azıcık sohbet edelim değerli hocamız. Psikolog ve aynı zamanda diyetisyen mesleğiyle bizlere faydalı bilgileri olacak. Öznur Cılız'la birlikteyiz. 616-12-21
telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. Sizler zaten 9 hattı da bildiğiniz için ben tekrar hatırlatayım canlı yayın için. Değerli hocamızla buluşma noktasında 616-1221'den bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Ekip arkadaşlarım da notlarınızı yazıyorlar. Az sonra sizinle de buluşturacağız. Şimdi D vitamini olmazsa olmaz, kemik ağrısı yapar mı? Vücudu halsiz düşürür mü diye soralım. Şöyle bir şey, D vitamini ve kalsiyum özellikle birbiriyle etkili. Yani metabolizmada, vücut metabolizmasında aynı biyokimyasal döngüde birlikte çalışan vitamin ve mineralimiz. Ondan dolayı da D vitamini eksikliği yaşanan özellikle belli bir yaştan sonra, özellikle menopoz sonrasında yaşanan bayanlarda genellikle işte ilerleyen yaşlarda işte osteoporoz gibi etkenlerle karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple de D vitamini takviyesi alınması gerekiyor. Ve kışında güneş ışığından yararlanma çok az olduğundan dolayı D vitamini artı kalsiyum eksikliği de varsa bununla ilgili gerekli takviyelerin alınmasını öneriyoruz. Şimdi siz menopozla bağlantılı hanımları kastettiniz. Evet, beyler evet. Daha mı az etkileniyor diye soralım. Evet, tabii ki beyler biraz daha bu konuda daha az etkileniyor. Mesela menopoz öncesinde, yani menopoza girilmeden önce demir eksikliği, demir anemisi çok fazla rastlanıyor bayanlarda. Bununla ilgili olarak yine takviyelerinizi tabii ki de kan tahlillerine bakarak öncelikle kan tahlillerinden sonra gerekli eksiklikler varsa özellikle demir eksikliğine mi bağlı vücuttaki aneminin sebebi yoksa B12 eksikliğine mi bağlı bununla ilgili gerekli tahlilleri yaptırıp ona göre bilgilendirip yönlendiriyoruz hastalarımızı. Şimdi D vitamini konuşuruz, B12 konuşuruz. O kadar çok ekipten arkadaşım uyarıyor ki soru başlıkları D vitamini ve istem dışı vücutta ne kadar dikkat etsem de ödem var ve B12 nelerde var? Vücut kendisi yapar mı soruları fazlasıyla geliyor. Biz de tam bu konuyu konuşuyoruz ve hepiniz adına özellikle İzmir, Karşıyaka, Ankara, İstanbul, Mardin, Selanik, Isparta, İzmir fazlasıyla sorularınızı yöneltiyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden ve Türkiye, Avrupa ve dünyanın her yerinden güzel mesajlarınızı da yeri gelmişken sonsuz teşekkürler, sevgiler, saygılar diyelim. Çünkü çok fazla buluştuğumuz 12 Balkan ülkesinde çünkü yayın tabii yapıyoruz. Ki, tabii ki. Sizde de göçmenlik var mı diye evet, soralım. Evet, Bulgaristan göçmeniyiz. Bulgaristan göçmeni. Evet. Bulgaristan'a da o zaman selam ve saygılar olsun. Çünkü Bulgaristan'dan çok fazlasıyla takipçilerimiz var. Tabii ki. Var mı eş, dost, akraba diye soralım mı? Tabii ki var. Gidip gelebiliyor musunuz? Fırsat buldukça gidip gelmeye çalışıyoruz tabii ki. Peki. Özellikle o zaman hayatın içinden ve yaşamın içinden olmazsa olmaz sağlıklı beslenmedi. Psikolojiyi bozan uykusuzluk var dediniz. Hı hı. Karanlığı biraz daha açar mı diye hocamız sorular geliyor. Çünkü mesai çalışmaları kişiden kişiye değişebiliyor vardiya sisteminde. Özellikle Avrupa'da yaşayan bizi takip eden izleyicilerimiz diyor ki biz burada 6 ay yaz, 6 ayda kışı görüyoruz ve biraz depresif yaşantımız ister istemez oluyor. Nasıl koruyabiliriz diye soruların cevabını almış oluyoruz. Evet, şimdi şöyle bir şey. Bizim sirkadiyen ritim dediğimiz bir terimimiz var. Sirkadiyen ritim açık olarak biyolojik saatimiz. Biyolojik saatimiz bizim karanlık ve gündüz vaktine göre ayarlanmış olarak gündüzleyin işte uyandığımızda buna bağlı olarak işte beslenmemize dikkat etmemiz vesaire, yürüyüş, özellikle egzersiz bu konuda çok çok önemli. Çok yorgun oluyorum, yürüyüş yapamıyorum. Bunun altında tabii ki de yine vitamin mineral eksikliği olabilir. Veyahut işte bu sirkadiyen ritme uyum, yani biyolojik saatimizin sürekli değişmesi, gece vardiyasında çalışanlar özellikle. Gece vardiyası olduğundan dolayı kişiler kilo alıp vermeleri de çok kolay oluyor bu kişilere. O zaman virgül koyalım hocam. Çünkü hı hı. Önemli bir konu başlığı bu da. Şimdi vardiyalı sistemde kişi yorgun ve fazla enerjisiyle eve dönüş yaptı. Hı hı. O yorgunluk da beraberinde var. Ama uykusu da gelmiyor. Siz diyorsunuz ki biyolojik saatinize göre uyku gece gündüz aritmetinde ama uykusu yok ve vücut uykuya gitmiyor. Ne yapması gerekiyor? O an yatması mı ya da uykusu gelene kadar oturması mı? Nasıl geçiş dönemi olması gerekiyor? Şöyle bir şey, özellikle bu konuda bir bitkisel çaylardan yararlanılabilir. Bir de hiç uyuyamayan bir grup var diye gelen sorular var hocam. Evet, uyuyamayan bir grubumuz var.
bu kişiler genellikle senelerdir artık bu gece vardiyasına alışmış kişiler oluyor. Ondan dolayı mesela işte 2-3 gün boyunca doğru dürüst 2-3 saat uyuyup sadece daha sonra işine gidebilenler oluyor. Bu kişilere genellikle biz kliniğimize davet ediyoruz ya da bir işte uyku bozukluğuyla ilgili çeşitli poliklinikler var. Onlara yönlendiriyoruz. Bununla ilgili tedavi almalarını ilk başta söylüyoruz. Ondan sonra da eğer ki kilo problemi varsa kilo problemi içinde tabii ki de bizimle devam etmelerini istiyoruz. Çünkü gece vardiyasında beslenme çok bazen çok fazla kaçamaklar olabiliyor. Yani kaçamak da tabii ki de doğru bir terim değil aslında. Biyolojik olarak istiyoruz. Gece çünkü artık yavaş yavaş hava kararmaya başlayınca melatonin hormonu salgılanmaya başlıyor. Uykuya adapte olmaya başlıyoruz. Artık uykumuz gelmeye başlıyor, esniyoruz vesaire. Bu şekilde geceleyin mümkün olduğunca çok fazla atıştırmadan işte bir sandviç olabilir, bir salata, ayran tarzında yani biraz daha proteini yüksek besinlerle beslenirsek o biraz daha uzun bir şekilde bir tokluk sağlar. Özellikle yağlı kuru yemişler, badem, işte yer fıstığı vesaire bunları tüketirsek gece vardiyalarında biraz daha önünü kesebilir o daha karbonhidratlı, daha yağlı besinlerin önünü biraz daha kesebilir. Şimdi hatırlatmamızı yapalım. Değerli hocamız Avrasyan Hastaneler Grubu'ndan diyetisyen, psikolog Öznur Cılız'la birlikteyiz. Kış aylarında sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Uykusuzluğa ister istemez değiniyoruz ama özellikle diyorsunuz ki sağlıklı beslenme yaşa göre nasıl? Şekeri olan, tansiyonu, kolesterol, kalp sağlığı ile ilgili şikayeti olan herkesin sorusunu buluşturuyoruz. Ekip arkadaşlarımızın notlarında özellikle şekerim var, nasıl beslenmeliyim? Hocam ne zaman tahlil yaptırsam sizin anlattığınız gibi D vitamini de B12 de çıkıyor. Bunu vücut yapıyor mu diye sormuştuk ama yine soralım. Ve nasıl kendimiz güneşin dışında beslenebiliriz, hangi besinlerde var diye sizler adına sormuş olalım hocam. Evet, şöyle bir şey, D vitamininin kaynağı tamamen evet vücudumuza besinlerle alıyoruz. Fakat vücudumuzda etkin bir şekilde kullanılabilmesi için D vitamininin güneş ışığına ihtiyacımız var. Yetersiz kalıyor. O yüzden yetersiz kalıyor. Özellikle kapalı bayanlarda yani bu kişilerde özellikle işte D vitamini eksikliği daha fazla görünüyor. D vitamini avuç içlerinden, bileklerden, ayak bileklerinden en rahat alınabilecek yani etkin olarak vücuda alınabilecek yerler şimdi olarak. Şimdi ampul yanlış değilse azıcık ekmeği ya da meyve suyuyla karıştırıp için mide bulantısı yapanlar için diye gelen sorularda doktora gittim D vitamini eksik. Bunları kullanıyorum ama dönemsel kendim belki de öyle düşünüyorum. Kilo aldığımı düşündüğüm için bazen hocalarımın söylediklerinin de dışına çıkıyorum. Yani ezbere biraz kendimize zarar mı yoksa faydalı bir iş mi yapıyoruz onu da bilmiyorum diye gelen sorular var. Sağlıklı beslenme derken hocamızı bulmuşken hem de sağlıklı beslenme derken neyi kastediyor bize detaylı bir şekilde anlatır mı diye gelen sorular var. Çünkü biyolojik ritimden bahsettik ama özellikle duygu durum değişikliklerinde de yeme alışkanlığı değişir mi diye gelen çok fazla soru var. Çünkü o an çok yemeğe giden ya da iştahı kesilen kişiler bize ulaşmış durumda. Buyurun hocam. Evet. Şimdi sağlıklı beslenme dediğimizde genelde evet danışanlarımız geldiğinde bize ben sağlıklı beslenmek istiyorum diye gelenler oluyor. Peki sağlıklı beslenmek demek sağlıklı besine ulaşmak demek aslında. Sağlıklı besine biz bu zamanda ne kadar ulaşabiliyoruz? Önce bunu sorgulamamız gerekiyor. Ne kadar sağlıklı? Arkasını biraz aramamız gerekiyor. İşte tarım ilacı var mı? Organik tarımı vesaire bunların logoları var. Organik tarım logosu var mı üzerinde? Bunları sorgulamamız gerekiyor ilk başta. Sağlıklı beslenme dediğimiz işte gün içinde 3 ana öğün, 3 ara öğün beslenip işte sebze meyve mi yiyip ne bileyim kızartmalardan kaçınıp işte çok yağlı soslardan kaçınıp bunları tüketmeden beslenmek demek sağlıklı beslenmek olmuyor ne yazık ki. Sağlıklı beslenmek demek tamamen sağlıklı gıdalara ulaşabilmek. Yani tüm işte tarım ilaçlarından arındırılmış sağlıklı bir toprağı olan aslında toprağın maalesef ki günümüzde tarım ilaçlarının çok fazla kullanılmasıyla toprağın da yapısı bozuluyor. Zamanla çoraklaşabiliyor vesaire.
Keşke bağ bahçe herkesin olsa da kendi çapında bir şeyler değil mi ekebilse. Tabii ki, tabii ki. Hem de onun büyümesi ve mutfağa girene kadar oradaki imkanı değil mi en iyi şekilde. Evet, çünkü evet. Tarım ilaçları dedi hocamız. Haber merkezlerimize de son dakika gelişmeleri de geldi. Ve bizler de doğru bilgilendirmek için sizler adına araştırmaya başladık. Tabii haberde şöyleydi. Sebzelerde, meyvelerde hocam da bahsediyor. Derecesi mutlaka vardır tabii. Ziraat mühendisleri bunları daha iyi bilir ama tarımla uğraşanlar. Belki de büyümesi için hocam değil mi? O ilaçların olması gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Ama evet. Ispanakla ilgili biz hani çocukluğumuzda, şimdi teknoloji değişti ama Temel Reis'ten değil mi hocam yola çıkarak ıspanak ye, sebze ye, güçlü ol ve büyümen için çok önemli diye ıspanağı çok erken tanıyan bir nesiliz. Şimdiki nesil öyle mi diye sorarız öğrenci yeni hayata tutunan küçük minikler için. Ama özellikle ıspanak evimizde hepimizin yaptığı sebzelerden ama tarım ilacının karışmasıyla ıspanaktan zehirlendim diye gelen haberler oldu. Bunun derecesi nasıl ya da doğru mudur, ıspanaktan zehirlenme olur mu diye soralım size. Şimdi şöyle bir şey, o son gündemde olan ıspanakla ilgili olarak sadece belli bir bahçeden belli zehirli otların karışmasıyla birlikte bu ıspanak zehirlenmeleri ne yazık ki ortaya çıktı. Tarım ilacıyla alakası yok. Şöyle bir şey, tarım ilaçlarının zaten belli bir maksimum düzeyi var. Yani verilmesi gereken. Bunları ziraat mühendislerimiz, kendileri tarımla uğraşan belirli kişiler zaten evet. biliyorlar bunları. Bir mevzuatımız var ülkemizde. O mevzuata uygun olarak tarım ilaçları, belli tarım ilaçları, miktarları, markalarıyla birlikte belli etken maddeleriyle kullanılmakta zaten. Kurtlanmamak için belki de değil evet, mi? Böceklenme evet, olmaması evet. Böceklenme, için. Böceklenme, evet. kurtlanma bununla ilgili zirai işte zararlıları kovmak için vesaire onun için kullanılıyor. Ispanağa gelecek olursak yabancı otlar güzel avrat otu oldu yani bu zehirlenmeye neden oldu. O da zaten ıspanakla güzel avrat otunu ayırabilmek için baktığımızda ıspanak yaprağı biraz daha şeydir, daha az damarlıdır. Ama güzel avrat otu biraz daha damarlı bir yapıya sahip yaprak olarak. Ondan dolayı da ikisini ayırt edebilmemiz gayet mümkün. Zaten son yapılan analiz sonuçlarında da gerekli toplatmalar sağlanmış, toplatılmıştır bunlar. Şu anda gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Yani ıspanak aman yine mutfağınıza girmeye devam etsin. Tekrar sıkıntı yaşanır mı diye endişe etmeyin. Çünkü konu uzmanlarından doğru bilgileri sizlerle buluşturuyoruz. Peki hocam endokrin bozucular. Evet. Yine bizlerin takip ettiği konu başlıkları nedir diye soralım. Sizden cevabını da evet. Asıl bu aslında bahsettiğim tarım ilaçları, bir diğer adıyla pestisitler bir endokrin bozucular olarak geçmekte. Tabii bunları açtığımızda çok daha fazla. Endokrin bozucular öncelikle ne demek? Endokrin dediğimiz hormonlarımız var. Evet. Bu hormonlar da etki eden yani vücudumuza giren kimyasal olarak oral yolla veya işte elleriyle bulaşmayla alınan çeşitli kimyasal maddeler. Bunun doğal olanları da var, kimyasal olanları da var. Biz kimyasal olanıyla başlayalım. Özellikle pestisitler dedik. Bunların fazla alımı vücutta beyin ve sinir üzerinde işte Alzheimer, öğrenme güçlükleri, çeşitli öğrenme güçlükleri olabiliyor. Evet. Bunun haricinde üreme sisteminde özellikle bayanlarda östrojen hormonuna etki edebiliyorlar. Bundan dolayı çeşitli işte hastalıklar gelişebiliyor endokrin bozucularda. Sadece pestisitler değil, bisfenol A dediğimiz işte fitalatlar, özellikle bisfenol A bu diş dolgu maddelerinde bulunuyordu. İşte daha sonra bu sürekli kullandığımız plastik şişelerde var mevcut. En son iki fitalatlar var. Yine aynı şekilde konserve kutularında vesaire çocuk biberonlarında bulunuyordu eskiden. En son 2011 yılında sanırım tüm Avrupa ülkelerinde çocuk biberonlarında yasaklandı. Artık kullanılmıyor.
Bu şekilde açıklayabilirim yani. Peki şimdi gelen sorular, hocam diyor ki mutlaka etiket kontrolü, tarihlere bakın, ambalajlara bakın diye. Yanlışı lütfen düzeltin hocam. Tabii biz ister istemez yoğun iş temposunda mümkün olduğunca dikkat etsek de, hazır gıdalara gitmek istemesek de gittiğimiz oluyor. Diğer tarafta bulunan izleyicilerimiz var. Hepimiz de yapıyoruz dönemsel. Hazır gıdalar olmasın diyoruz ama azıcık da olsa bizler de tüketiyoruz. Her ne kadar sağlıklı beslenme desek de günün şartlarında, değil mi hocam? Evet, yoğun tempoda evet, ister istemez olabiliyor. Peki iyi gıda, kötü gıda ayrımı nasıl olmalı? Marketlere, manavlara gidiyoruz ama oradaki ayrımı nasıl yapmalıyız? Çünkü meyve almaya gidiyoruz, hepsi parlamış bir vaziyette. Biz de iyi diye bazen aldığımız oluyor ama tadı tuzu da yok diyenler de var. O oradaki parlaklık mı aldatıyor diyelim, ya da katkı maddesi mi var diyelim? Şöyle, ilk başta besin etiketiyle başlayayım öncelikle. Çoğumuz ne yazık ki besin etiketleri okumuyoruz. Alışkanlığımız bir, değil evet, mi? Ne yazık ki. Direkt hani bir acelemiz vardır, işten çıkmışızdır, hemen bir yemek yapmamız gerekiyordur. Onun için alelacele bir şeyler almaya çalışıyoruz. Bir an önce evimize gidip artık çocuğumuzla, eşimizle ilgilenebilelim diye. Ancak şöyle bir şey, aldığınız besin belki de hani bir tavuksa son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Son kullanma tarihine bakılması, özellikle kokusu işletme bile pişirirken farklı tabii ki, tabii oluyor. Ki. Evet. İşletme kayıt belgesine mutlaka bakılmalı. Bunun haricinde özellikle diyabetli bireylerde, geçen hafta bir sunumum olmuştu. Geçen hafta da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ydü. Evet, ondan dolayı besin etiketi özellikle diyabetlerde okunması çok çok önemli. Genellikle işte diyabetik ürün diye tanıtılıyor. Ancak içerisinde işte meyve şekeri olabiliyor veya enerji içeren bir tatlandırıcı mevcut olabiliyor. Bundan dolayı besin etiketini okumadan kesinlikle hiçbir ürünün alınmasını tavsiye etmiyoruz. İçindekiler kısmı özellikle, içindekiler kısmı okunmalı. İçindekiler kısmında işte kendi sağlığımız için zararlı olabilecek, işte sağlıklı besleniyorum, evet, işte bir diyet bisküvi alayım diyoruz. Ancak o diyet bisküvinin içinde de eklenti şeker, invert şeker bulunabiliyor. Bunlar tabii ne dersek, yani basitleştirilmiş fabrikasyon şeker maddeleri diyebiliriz yani. İşte glikoz, fruktoz şurubu özellikle, bunların içeriğinde bulunan gıdaları çok fazla tercih etmemesini, özellikle obezite ya da diğer başka bir diyabet gibi bir hastalığı varsa bunları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Fakat çocuklarımız tabii ki de bu konuda daha masum. Hani işte çikolata istiyorlar, görüyorlar, işte çikolata alabilir miyim, bisküvi alabilir miyim? Sebze anneleri bahsettik, rahat yiyebiliyorlar mı? Sebze yok. Çok fazla seçim. Maalesef. Yani seçim oluyor tabii ki de. Yani şimdi çikolata varsa niye ben hani sebze yiyeyim gibi. Ancak bunu da tabii ki daha farklı bir şekilde sunabiliriz çocuklarımızın önüne. İşte ıspanak dedik, bir ıspanaklı bir kek yapılabilir evde. Tabii ki de krep yapılabilir. Ya da bir işte genellikle çocuklarımız böyle karnabaharda brokoli, o tarz şeyleri çok fazla sevmezler. Onlarla ilgili sade makarna. Aynen, makarna olabilir. Belki onu bir sos şeklinde çocuğun önüne sunabiliriz. Makarnayı çok severler çocuklarımız çünkü patates kızartması. Evet. Şikayet geliyor mu annelerde? Tabii ki, gelmez mi? Çocukları özellikle çok fazla, işte benim çocuğum kötü besleniyor, işte kızartmaydı, işte hamburgerdi, çikolataydı, bunlara çok fazla yöneliyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz gibi sorular tabii ki de geliyor. Ancak şöyle bir şey, çocuklarda bunun önüne geçmek biraz zor ne yazık ki. İşte kıyamıyoruz anneler olarak. Yesin de cümleleri duyuyorsunuz, evet, değil mi? Tabii ki. Şöyle işte bir doğru şey, beslenme. Evet, doğru beslenme. Şimdi bir sağlıklı sağlıksız besin, iyi kötü besin diye etiketlemek de aslında çok yanlış bir yerde. Eğer ki iyi kötü ve sağlıklı sağlıksız besin etiketlemesi yaparsak, çocuklarımıza da bu şekilde aşılarsak, bu sefer çocuklar ilerleyen zamanlarda işte yeme bozukluklarıyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle travmatik olarak çocuklara
sağlıklı besin verebilmek için işte zorla ağzına sokmaları, daha sonra işte zorla önüne koyup bunu yemek zorundasın, bundan başka bir şey yiyemezsin gibi yaklaşımlar sergilemek kesinlikle yanlış çocuklarda. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda özellikle bu konudaki yaklaşımlar çocuklarda ne yazık ki yeme bozukluklarına neden olabiliyor. Peki yemek istemiyorum cümlesini anne babalar ya da bakmakla sorumlu olan kişiler duyduğunda ne yapması gerekir diye soralım çocuklarımız adına. Hı hı. O an çünkü yediğini görmek belki psikolojikmen rahatlatabilir sizler ama hı hı. sonrasında bakın hocam ne diyor, travmatik sıkıntılara kadar gidebilir. Tabii ki. Yemek istemiyorum diye bir cevapla karşılaştığımızda çocuğunuzun öncelikle ne yemek istediğini sorgulayın bence. Ne yemek istiyor? İşte çikolata vesaire, yani onun evet o ana öğününü, daha doğrusu o akşamki yemeğini karşılayamayacak bir şey. Ancak çocuğumuzu şu şekilde belki kandırabiliriz biraz, hani işte şimdi bu yemeğini yersen daha sonra yarım bir çikolata yiyebilirsin vesaire gibi. Eğer ki çocuğunuzla anlaşmalı, pazarlıklı olarak ilerlenirse o zaman tabii ki de kabul edecektir yani. Azıcık ödüllendirme, hı-hı. bir de anne babaların rol model olması çok önemli burada tabii ki, demek tabii ki. Tabii ki. Yani anne baba çocuğunun gözünün önünde eğer ki o çikolatayı yiyorsa zaten çocuk da muhakkak isteyecektir. Ya da çocuğun gözü önünde anne baba işte sofrada bulunduruyorsa işte dışarıdan paketli alınmış herhangi bir gıda olabilir belki. Örnek veriyorum, bu sadece bir tane örnek. O zaman tabii ki de çocuk da isteyecektir muhakkak. Etki tepki değil mi hocam? Evet. Aynen öyle. İşte çocuklar yetişene kadar bizim biraz daha disiplinli olmamız gerekiyor. Yani bir kereden bir şey olmaz demeyelim. Sonrasında ister istemez de alışkanlıklar değil mi? Tabii ki alışkanlık haline gelebiliyor. Önemli olan bu alışkanlık haline gelmeden, bir yeme davranışı bozukluğuna neden olmadan muhakkak yani bununla ilgili olarak bir uzmanıyla görüşülmesi çok çok daha önemli. Şimdi hocam, şimdi psikolog olarak da hocamızı ağırladığımız için duygusal açlık diye gelen sorular var. Mevsim geçişleri depresyon yapar mı? Tabii konunun başına dile getirdik, azıcık yemek ya da çok buzdolabının içinden çıkamamak, ne varsa mutfaktan çıkamamak, tüketmek. Tabii ister istemez yol, su, elektrik olarak bize dönüyor. Sistem dışı değil mi hocam? Bir bakmışık 50 kiloysak olduk 60 kilo. Sonra geri dönüşü var, yine sizlerle buluşuyoruz değil mi? Evet. Nasıl vereceğiz bu kiloları diye. Sorular çok fazla, diyorsunuz ki özellikle mevsim geçişlerinde ya da duygusal çöküntüde ya da o an kendinizi mutsuz hissettiğinizde yeme alışkanlıklarımız evet. değişiyor. Nasıl kontrol altına alabiliriz kendimizi diye gelen soruların cevabını almış oluyoruz. Evet, mevsim değişikliğine bağlı olabilir o yeme alışkan, yani yeme davranışı değişiklikleri. Ardından herhangi bir travmatik neden de olabilir. Yani çocuklukta olmuştur belki, daha sonra tekrar gün yüzüne çıkabilir. Çünkü bu travmatik vakaların genellikle belli bir süreçleri vardır. O süreç yaşanmadığı müddetçe o noktada saplantılı bir şekilde kalabilirler. Bundan dolayı da ilerleyen zamanlarda buna benzer şeyler çıkarsa eğer yine o yeme alışkanlıklarını değiştiren, işte kötü, daha doğrusu bozulmuş noktaya götüren davranışlarını ortaya çıkartabilir. Şimdi yönetmenim uyarıyor, 15 dakikamız, son 15 dakika. Hı hı. Diyetisyen ve psikolog Öznur Cılız'a o kadar fazla size sorular geliyor ki bugün yayınımızda telefonlarımızı alıyoruz. Merak etmeyin, siz teknik ekipte, kameranın arkasındaki ekip arkadaşlarımızla görüştüğünüz için bugün canlı yayında bol bol bilgilendirme yapalım istiyoruz ki çünkü ortak sorulara da hem de sizleri kırmadan cevaplandırmış olalım. Peki hocam, ben hiç kilo alamıyorum diye gelen sorular var. Hocam ben bu kiloları diyetisyene gitsem bile veremiyorum. Versem de dönemsel veriyorum, üstüne alıyorum. Nasıl olacak diye gelen sorular var. Şimdi şöyle bir şey, diyetisyene gittiğimizde biraz daha çabuk ve hızlı bir şekilde kilo vermek istiyoruz. İşte haftada 1 kilo, 2 kilo vermek istiyoruz. Daha sonrasında da koruma diyeti dediğimiz bir sürecimiz de var. Bu süreci geçemeden ne yazık ki bırakanlar, sıkılanlar, sürekliliğin devamlılığını getiremeyenler oluyor.
Öncelikle beslenmede, diyet döngüsünde kesinlikle sürdürülebilir bir beslenme çok çok önemli. Yani bir haftada bir kilo vermek de var, evet, iki haftada bir kilo vermek de var. Ancak bunu istediğinizi, yani canınızın çektiğini yiyerek ve bunu nasıl dengeleyeceğinizi, aralara nasıl bir farklı alışkanlıklar, atıyorum mesela işte bir yürüyüş alışkanlığınız yoksa günde bir 15 dakika tempolu yürüyüş yapmasını istiyoruz. Böylelikle dengeyi biraz daha koruyabilmek, yavaş yavaş kiloyu da verebilmek adına mesela kişiler geldiğinde bazı bireyler tabii ki de yani yeme bozukluğu diyeyim de davranışsal olarak yeme davranışı bozukluğu olan kişiler geliyor. Şöyle onlara da genellikle önerimiz ilk başta tabii ki de anamnez dediğimiz bir şeyini alıyoruz, geçmiş öyküsünü bir araştırıyoruz. Kilo veremememin nedeni ya benim yanlış beslenmem olabilir veya duygusal olarak da beslenmem olabilir. Şuna da açıklık getireyim. Şimdi bizim hem biyolojik hem duyusal hem de duygusal açlık dediğimiz 3 farklı açlık türümüz var. Biyolojik açlık kendimize, midemizden gelen işte o gurultu seslerinin ne verdiğimiz yanıt olarak ana öğünlerde işte beslendiğimiz, doyurduğumuz biyolojik açlığımız. Ancak duyusal olarak beslenme dediğimizde örneğin gidiyoruz bir markete, renkli renkli bütün raflar, evet canım, duysal olarak, görsel olarak özellikle istiyoruz ya da yoldan geçiyoruz bir çikolata kokusu duyuyoruz, canımız istiyor bu, bunun gibi. Bu tamamen duysal beslenme ile alakalı, duysal açlıkla alakalı. Aç olmasak bile yine de onu canımız istiyor. Öncesinde tabii ki de aç mıyız değil miyiz bunu sorgulamamız gerekiyor. Duygusal açlık bizim en korktuğumuz açlık aslında. Bu yeme yeme bozukluğu, yeme davranışı bozukluğuna neden olabilecek türde bir açlık oluyor. İşte üzgünsek veya stresliysek, mutsuzsak ya da çok mutluysak yiyeceklere yönelebiliyoruz maalesef. Burada duygusal açlığı yok edebilmek. Evet, duygusal açlığı. Nasıl başaracağız açlığı o zaman diyelim? Duygusal açlığı doyurabilmek adına bunu yaptığımızdan dolayı bunun önüne geçebilmek adına öncelikle bir uzmanına danışmamız destek gerekiyor. Tek, yani öncelikle bunun farkında olmamız gerekiyor aslında. Farkında olmazsak kilo alırız ve kilo veremeyiz ne yazık ki. Kilo verebilmemiz adına işte geldiğinde bireyler ben kilo veremiyorum neden? Bunun farkında mısın peki? Genellikle mesela çikolata yemek istiyor canım çok tatlı yemek istiyor neden oluyor? İlk önce tabii ki de kan tahlillerine bakıyoruz. Kan tahlillerinde işte hemoglobin A1C dediğimiz şeker olabilir, insülin direnci bunlara baktığımızda bir şey çıkmazsa o zaman duygusal yönünü arıyoruz biz bunun. O çikolatayı yemeden önce ne hissediyordun? Neden? Hani bu genellikle bir döngüdür. Hani duygular davranışımızı etkiliyor. Davranışlar da bizi bir güdülediğinden dolayı da o güdümüzü etkileyip çikolata, işte kızartılmış yiyecekler, onlara daha çok karbonhidrat yüklü, daha çok yağ yüklü yiyeceklere yönelmemize neden oluyor. Şimdi bir de kültürler arası yeme alışkanlıklarımız da farklı. Bir de Türk mutfağımız o kadar zengin ki ister istemez mutlaka hepimizin evinde bir zenginlik oluyor. Hamur işi olmazsa olmaz, tatlar olmazsa olmaz ama orada tabii ki kontrolü dengelemek belki de değil mi? Oradaki dengeyi kaçırmak sıkıntı. Bir de ister istemez düğün, dernek, cemiyet hayatına katıldığında da bugün telafi ederim, bir şey olmaz, yarın ederim derken ipin ucu aslında kaçmış oluyor değil mi? Evet, maalesef. Şimdi işte düğünlerimiz olduğunda, işte bir misafirimiz geldiğinde tabii ki de hamur işi ağırlıklı yiyecekler yapıyoruz mutfağımızda. Yemekler yapıyoruz daha doğrusu ve hani bunları da tüketiyoruz. Bunun saati işte akşam mı oldu, öğlen mi oldu ya da ikindi vakti, beş çayında mı oldu? Bununla ilgili olarak o gün eğer ki bir düğünümüz varsa ya da bir misafirimiz gelecekse ona göre gün içerisindeki beslenmemizi ayarlıyoruz. İşte akşam veya öğlen ben çok fazla karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler tüketeceğim. Veya işte daha doğrusu enerji yoğunluğu yüksek olan yiyecekler tüketeceğim için gün sabahleyin biraz daha böyle midemizi yormayacak, daha rahat beslenebileceğimiz normal bir kahvaltı yapabiliriz mesela. Öğlen yemeğinde de yine ara öğünümüzü es geçebiliriz.
aç kalmazsak tabii ki, eğer kendinizi çok aç hissediyorsanız ara öğünüzü tabii ki de yapmanızı istiyoruz. Bunun ara öğün ve ana öğün arasındaki saat farkının en az bir 4 saat olmasını istiyoruz. Ki yani açlık sinyallerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Daha sonra öğle yemeğimizde rahat bir şekilde işte bir çorba olabilir, böyle bir sebze yemeği olabilir, o şekilde geçiştirebiliriz. Ardından akşam zaten yeterince yoğunluklu bir yemek yiyeceğimiz için, enerji yoğunluklu bir yemek yiyeceğimiz için biraz daha o günü ona göre ayarlayıp daha çok böyle hani tadarak, birebir kuralı yani bir çatal, bir tanesinden bir çatal, bir tanesinden bir kaşık şeklinde hem tadına bakmış oluruz, yakınımızı kırmamış oluruz hem de güzel, keyifli bir vakit geçirebiliriz. Şimdi ekip arkadaşlarımızla birlikte dikkatlice dinliyoruz. Mutlaka sizler de hem dinliyorsunuz hem de ben de bu kurallara uyuyorum mu diye düşünüyorsunuz. Vallahi bir grup diyor ki notlarımızda, özellikle düğün dernek olduğunda hiç yemek yemiyorum. Akşama kadar o güzel yemeklerin tadına, doyasıya bakmak istiyorum. Bir grupta diyor ki hocam anlatıyor ama ben hiç öyle planlı projeli gitmiyorum. Ne varsa Allah ne verdiyse gidiyor diyor. Burada demek ki dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Bir de özellikle ne yapsam bu ödemi atamıyorum. Ya da su var vücudumda, su tutuyor. Neden tutuyor? Ya da hiç yemek yemiyorum ama yine de vücuduma doktora gitsem de kendim de dikkat etsem ödem işareti hissediyorum diyor. Ödem anlaşılır mı diye soralım. Tabii ki. Ve de vücut neden ödem tutar diye soralım. Şimdi evet tabii ki. Şöyle bir şey, ilk önce eğer ki belirleyemeyen, yani sebebi bilinmeyen bir ödem varsa tabii ki de öncelikle bir doktora görünmesi gerekiyor. Fakat yine de hani bir türlü çözülemiyorsa ya da yani doktora gitmeden kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, yani öncelikle tabii ki de kimse kendi doktoru olmasın. Ne yazık ki bu konuda çok yanlış işte sonuçlar olabiliyor maalesef. Ezbere sonuçlar yapılınca. İşte çeşitli bitki çayları tüketilebilir. Biraz daha böyle ödem atabilmek adına. Özellikle kadınlar da adet döngüsünde, işte adet olmadan öncesinde zaten belli şişkinlikleri, belli ödemleri oluyor. Bununla ilgili olarak zaten bu biyolojik olarak gerçekleşen bir şey. Bunu önüne geçebilmemiz kesinlikle yok. Bol bol su içmemiz yeterli. Fazla tuz tüketmiş olabiliriz belki. Tuzlu bir besini yemiş olabiliriz. Veya bir hipertansiyon hastası olabilir. Genellikle hipertansiyon hastalarında işte tuz, sodyum kısıtlamaları yapıyoruz. Ki ödem nedeni olarak da bu da sayılabilir. Bunun haricinde su tüketmek, egzersizlerimizi yapmak, tabii ki de ödem atmada gerekli olan şeyler. Faydalı. Evet. Son 5 dakikamız. Telefon hattımızdaki izleyicilerimiz çok fazla var. Ekip arkadaşlarımız not alıyor ama hocam izninizle birkaç telefon alalım tabii, ama. Tabii alalım. Hem de bizi izleyenler adına da kırılmasın lütfen izleyicilerim. Çünkü sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Sizler olmazsa biz bu yayınları yapamayız ama son 5 dakika bugün önemli bir konu başlıyor. Çünkü hem diyetisyen hem psikolog bizimle olması gereken bir isimdi Öznur Cılızlı. Çünkü hem sağlıklı beslenme mevsim geçişlerine göre hem de duygusal boşlukta istem dışı tabii yeme alışkanlıklarımızı dikkat etmemiz gerekiyor. İster istemez bizim sağlığımızı bozabilir uyarısını yapıyor Öznur Cılızlı. Telefondaki izleyicimize merhabalar diyelim. Alo. Merhabalar. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Sizin sorunuzu dinleyelim. Ben Özgür Hanım'a bir soru soracaktım. Tabii, buyurun, dinliyorum. Dinliyor, buyurun. Bizim hayatlarımızda ödem oluyor. Ben 49 yaşındayım. Evet. Ayaklarımda ödem oluyor. Evet. Doktora gittiniz mi bununla ilgili? Evet, gittim. Bir zaman sonra ödem olabilir dedi. Ayakta çok sınırsınız dedi. Evet. Çalışıyor musunuz peki? Şimdi şu an çalışmıyorum. Evdeyim. Hı hı. Gün içerisinde genelde çok fazla tuzlu besinler mi tüketiyorsunuz peki? Ekstra tuz atıyor musunuz yiyeceklerinize? Ben fazla tuzlu tüketmiyorum ama. Hı hı. Belki yine de yaptıklarım yemeklerden olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ekstra başka bir hastalığınız var mı? Başka kronik bir hastalığınız, kalp rahatsızlıklarıyla ilgili?
Yok ama böbreklerimle ilgili rahatsızlığım var. Böbreklerinizle ilgili mi? Evet, böbreklerimle ilgili. Kronik böbrek yetmezliği mi? Ne tür bir rahatsızlık? Böbreğimde biraz ara sıra öyle şey oluyor, kum falan dökme oluyor. Ha, Bir kum de döküş. alt çalışıyor. Az çalışıyor. Altta çalışıyor. Hı. Evet. Hı. Anladım. Tek bir böbrek mi, iki böbrek mi var? Tek böbrekte, sağ böbreğimde var. Ben bir de şey soracaktım. Yani nasıl desem, ergenliğe bir kız çocuğu okula giderken gitmemezlik yaparsa ya da geceleri yatmaz, uyumazsa onu soracaktım da. Tam anlayamadım soruyu. Ergenlik Ergenlik yaşında döneminde öğrencimiz pek çocuğumuz uyumama. var da. Tamam. Tamam. Evet, yani nasıl oluyor onların ergenlik çağına geçişleri? Onlarla ilgili konuşma şey yapabilir misiniz? Tabii. Telefonda pek sesinizi alamıyorum da Tamam. televizyondan izlesem olur mu? Tabii. Teşekkür edelim size. Çok sağ olun. Oh, iyi günler, Televizyondan kolay takip gelsin. ediniz. Çünkü geleceğimiz gençlerimizin de ergenlik dönemindeki ailelere karşı bir tutumu ister istemez oluyor. Burada da tabii anne babalar ben nasıl davranacağım konuşamıyorum bile. Direkt tepkiyle karşılıyorum. Karşılaşıyoruz, soruları fazlasıyla var. İlerleyen günlerde son 2 dakikanın içerisine girdiğimiz için detaylı bir şekilde konuşuruz ama kısaca üzerinden geçmek gerekirse çok önemli bir konu başlığı Evet. çünkü. Kapanışa yakın sizden dinlemiş olalım. Bir de vücudun, peki yönetmenimiz diyor ki vücuda göre ödemin oluş şekli hastalığın hangi belirtisidir diye gelen sorular Hı. varmış. Şimdi gelen telefonda böbrekle ilgili olarak Ayaklarda dedin. evet ayaklarında böbreklerle ilgili olarak görülen bir rahatsızlığı var. Ondan dolayı gerekli özellikle böbrek hastalıklarında çok çok önemli. İşte sodyum, fosfor ve potasyum kısıtlamaları. Bununla ilgili olarak bir beslenme planı hazırlanabilir o bireye. Ve gerekli işte yürüyüşlerini vesaire yaptıktan sonra böbrek yükünü çok fazla arttırmadan da beslendikten sonra rahatlıkla ödemini Aslında şanslı, atabilir. diyalize Hı-hı. bağlı değil. Evet, kesinlikle. Orada Hı-hı. tabii ki beslenmeyle de olabilir Hı-hı. cümlesini duyduk. Hı-hı. Orada biraz tabii beslenmeye de dikkat etmesi Tabii ki, gerekiyor tabii ki. belki de. Evet. Bir de ergenlikle Ergenlik, ilgili kapanışa evet. doğru giderken. Evet, şimdi ergenlik çağında çocuklar biraz daha yani anne ve baba ile iletişimi daha az oluyor. Daha çok arkadaşlarıyla Ne fark. oluyor orada? Benlik duyguları mı? Kendilerine özgüven mi? Ya da Evet. kişiliğini toparlama aşaması Hı. nedir diye sorun. Kendilerini yani kendilerini keşfetme aşamasında oluyorlar Keşif, genelde. evet. Evet. Artık kendilerini keşfetmeye başlıyorlar. İşte meslekle alakalı, meslek seçimleriyle alakalı kendilerini işte tam bilmiyorum lise dönemine geçişte İlk öğretim sanırım. Evet. dönemindeki İlk çocuklarımız. öğretim herhalde lise geçişinde. Bununla ilgili olarak sınav stresi vesaire bunlar çok çok etkiliyor ergenlik çağındaki çocuklarımızda. Bu sebeple de işte aile farklı yaklaşımlar sergileyebiliyor. Biraz daha çocuklarımızla iletişim halinde olursak hani İzin daha vermiyor, doğrusu sınır koyuyor evet çocuklarımız. O yani. noktada ne Hı. yapacağız? Çünkü yönetmenim de diyor ki çok fazla telefonda diyor ki biz iletişim kuramamaktan Hı. çocuğumuzla aynı evin içinde yaşıyoruz ama yabancı gibi oluyoruz ve ben çocuğumdan haberdar olmak istiyorum. Tabii en doğal hakkımız ister istemez. Tabii ki. O da kendini kapatıyor. Hı. Belki arkadaşına daha yakın oluyor ama Hı. ailesiyle paylaşması gerekenleri Hı. arkadaşıyla paylaşmış oluyor. Evet, bununla ilgili olarak ilk başta çocukluktan itibaren yetiştirilme tarzına baktığımızda çocuğumuzla ne kadar çok vakit geçirebilirsek, sevgimizi ne kadar çok verebilirsek çocuğa zaten belli bir güven anneye babaya karşı belli bir güveni almış oluyor kendisine. Bunun beraberinde ergen çağına gelindiğinde işte çocuğumuza biraz daha iletişimi yanına gidip eğer ki odasına kapandıysa ve konuşmak istemiyorsa hani çocuğum ben Öyle hani yapan senin çocuklarımız da evet var evet tabii, ben senin işte dönemsel. annenimden ziyade tamamen ne anlatırsan anlat ya da ne konuşursak konuşalım tamamen işte buna karşı nötr yani Konuşmak istemiyorum diye gelen sorular var. O an hı. çocukların tepkisiymiş. Daha sonra, peki daha sonra da mı
konuşması gerekir. Tabii ki daha sonra mutlaka konuşulması gerekiyor. Yani iletişim haline, ne kadar çok iletişim halinde olursak çocuğumuza karşı baskıcı bir anne baba tavrının yerine daha çok ona karşı özgüven işte aşılayan, güven veren bir anne baba profil çizersek çok daha farklı olacaktır. Şimdi çocuk tepki gösterdi. Gayet anne baba iletişimi normal. Ve iletişimi kuran bir aileyiz gelen sorularda. Ama çocuğumun tepkisine o an cevap bile veremiyorum. Vermem mi gerekir, vermemem mi sorusu var fazlasıyla. O an belki çocuk beden dili ya da sesi yükseldi. O an belki de istem dışı yaptı ama o an biz tabii anne babalar kırılıyoruz. Orada da kalıyoruz. Belki anne baba da o an kırıldı. İstem dışı ona da tepki verecek ama oradaki iletişimin kilit anahtarı ne olmalı soruları var. Sonrasında kapanışa gidelim, vedalaşalım izleyicilerimizle. Şöyle, çocuklarımız bu zamanda biraz daha bir teknoloji çağında oldukları için. Bilgisayar, telefon, teknoloji içinde çok, doğuyor çocuklarımız. Evet, evet. Yani daha çok iletişim halinde olmaktan ziyade telefonlarla vakit geçirmeyi daha çok tercih ediyorlar ya da dersleriyle hissediyorlar belki de bir grup için evet, değil. Evet. Zaten onunla ilgili çok çok farklı, yani sosyal medya vesaire çocuklar hakkında o çok ayrı bir konu maalesef. Ancak çocuklarımızla yeterli iletişimi kurduktan sonra, çocuklarımıza yeterli sevgiyi ve güveni aşıladıktan sonra tamamen size açılacaktır. Zaten yani konuşacaktır sizinle, iletişim kuracaktır, ancak tamamen farklı bir konuysa, iletişim hiçbir şekilde yoksa buna rağmen, bununla ilgili olarak tabii ki bir psikologla, bir pedagogla görüşülmesi daha doğru olacaktır. Zaman vermek o zaman, evet. Üstüne gitmemek o dönem yani, içerisinde. Evet, kısmen. Kısmen. Evet, kısmen. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devamını en yakın zamanda sizden bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Önemli açıklamalar ve bilgileri efendim sizlerle buluşturduk. Değerli hocamız Avrasya Hastaneler grubundan diyetisyen psikolog Öznur Cılız'la birlikte kapanışa gidiyoruz. Yarın yeniden aynı saatte birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.